Neden ihtiyacımız olmamasına rağmen sürekli bir şeyler satın alırız hiç düşündünüz mü? 18. yüzyıl düşünürlerinden Fransız yazar ve filozof Denis Diderot borç içindedir ve Rus İmparatoriçesi Katerina Diderot'un kütüphanesini satın alır, kütüphaneyi evinde tutmasını ister ve kendisini kütüphaneci yaparak 25 yıllık da maaşını peşin öder. Diderot bu paranın bir kısmıyla evlenmek üzere olan kızının düğün masraflarını karşılar. Artık tüm borçlarından kurtulan Diderot servete sahip olmuştur. Kendisine şık kadife bir sabahlık satın alır. İşte Diderot'un başlangıç noktasına döndüren olay da tam olarak bununla başlar. Giydiği sabahlığın verdiği keyifle çalışma masasına oturan Diderot, bu eski masanın yeni ve gösterişli sabahlığına hiç uymadığını fark eder. Servetinin verdiği rahatlıkla yeni bir çalışma masası da alır. Ancak bu kez yerdeki eski halı gözüne batmaya başlar. Halıyı sabahlığına ve masasına yakıştıramaz. Böylece evindeki her şeyi tamamen yeniler. Çok geçmeden Diderot eski haline döner, yine borçlanmıştır. Bu yaşananlar üzerine meşhur eseri Eski Sabahlığım İçin Pişmanlık denemesi ortaya çıkar. Diderot kendisini bir tüketim sarmalının içinde bulur ve hiçbir zaman eski sabahlığındaki kadar kendini mutlu hissedemez. İşte Diderot etkisi olarak anılan bu durum, ihtiyaç olmadığı halde satın aldığımız ve her şeyin bizi başka yeni şeyleri almaya teşvik ettiğini anlatmak için kullanılan bir kavramdır.